Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş çok güzel bir üçgen şal modeli anlatacağım. Modelim çok şık, çok güzel, kesinlikle tavsiye ederim. İki şiş şal sevenler için harika olur diye düşünüyorum. Ajurlu bir model. Uç kısımdan başlayacağız. Artırmalar kenarda olacak. Ortada da desen olarak artırma olacak arkadaşlar. Evet, ip olarak Nako süper inci kullanacağım. Şöyle gramını kaç metre olduğu nerede yazıyordu? Evet, 100 gram 260 metre. Gördüğünüz gibi 4 numara şişle öreceğim. 4 numara misinalı şişlerle de örebilirsiniz. Ben çarpmasın diye şöyle küçük bir misina kullanacağım. Dediğim gibi uç kısımdan başlayacağız. Giderek artıracağız. Misinalı şiş daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, hazırsanız hemen yapımına geçelim şöyle. Dediğim gibi 5 ilmekle başlayacağım. Giderek artacak. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 3, 4, 5 tane ilmek attım şişime. Şöyle çevirdim. Bu sıra bütün ilmeklerimi düz örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde bu şekilde düz örerek ilerledim. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İpim bu taraftaysa ön yüzdeyim. Şöyle ipi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Düz örüyorum. Kenar ilmekten sonra bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Bu sırada iki tane artırma yapmış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Kenarı düzgün olsun diye. Arka yüzde hep modelimizi ters öreceğiz. Artırdığımız ilmeklerde ters ters örerek sırayı tamamlayalım. Son ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimi. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek daha düz ördüm. İki ilmekten sonra bir artırma yaptım. Ortada 3 tane düz. Bakın bir alttaki artırdığım ilmek 1, 2, 3 tane düz ördüm. Bir doladım. 2 düz örüp sıramı tamamladım. Kaç ilmeğim oldu? 3, 6, 9 ilmeğim oldu. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde ne yapıyorduk? Sırayla bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorduk. İlk ilmeğimizi kenar düzgün olsun diye örmeden alıyorum. Kalan diğer ilmeklerimin hepsini ters örerek ilerliyorum. Evet, son kenar ilmeğimi de ters ördüm. Çevirdim. Ön yüzeyim. Üçüncü artırma sıram. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. Hep başta ve sonda artırma olacak. Başta 2 ilmekten sonra bir artırma yapıyorum. Sonda da 2 ilmek kalasıya artırma yapıyoruz. Sonra düz örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz oldu. Bir doladım. Son 2 düz ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Üçüncü artırma sıramdı. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde bütün ilmeklerimi sırayla ters örerek ilerliyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Ve bir doladım. Düz örerek ilerliyorum. Bakın ortadaki ilmeklerim 7 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir doladım. Son 2 ilmeğimi de örüp 4. ajur, 4. artırma sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Sırayla ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmekleri ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim.
Ortada ikinci artırma sıramız oluşacak. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım, ikinci ilmeğimi ördüm. Kenarlar hep aynı şekilde olacak artırmalarımız. İki ilmekten sonra bir doladım. Sonra bir iki ilmek ördüm. İki ilmek ördükten sonra burada sağa doğru kesim yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkincinin bu şekilde yönünü çevirip sol şimdi aktardım. İlmeklerimi sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir doladım. Tam ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve iki düz. Bir doladım. İki düz. Evet, ortada desen yapacağımızı nasıl anlıyoruz? Onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bu ajurlarımız 4 tane olduysa, bakın 1, 2, 3, 4 tane olduysa 5. artırma sırasında bu şekilde tekrar ortada artırma yapıyoruz. Modelimiz bu kenardaki artırmalardan genişliyor arkadaşlar. Ortadakileri artırıyoruz ama yanlarında, bakın burada öncesinde kesim yapıyoruz. Burada da sonrasında kesim yapıyoruz. Dengede oluyor. Sadece başta ve sondaki artırmalarımız ilmekleri çoğaltıyor. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ters örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, ön yüze geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek daha örüp bir doladım. İki ilmek örüyorum. İki ilmekten sonra sıradaki ilmeği örmeden sağ şimi aldım. Diğer ilmeği bu şekilde yönü çevirip sağ şime, sonra sol şime aktarıp sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir kesim yapmış olduk. Bir doladım. Üç tane düz. Bir, iki, üç. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. İki düz. Bir doladım. İki düz örüp sıramı tamamlıyorum. Şöyle ortadan sayarsak ikinci ajur artırma sırasını yapmış olduk. Arka yüzde yine aynı, ters örerek ilerleyelim. Sırayı tamamlayıp döneceğim. Evet, ön yüze geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm ve doladım. İki ilmek örüyorum. Bir, iki. Dikkat ederseniz artık anlamışsınızdır modeli. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Keseceğim yeri anlıyorum zaten. Şöyle bakın. Bu şekilde çizgi oluşuyor. Bir doladım. Düz örerek ilerliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane düz oldu. Burada artırma yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir, iki düz, bir doladım. İki düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde ters örerek ilerliyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet, ön yüze geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Bir doladım. İki tane düz. Bir, iki. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü yine bu şekilde çeviriyorum. Sağa doğru ikisini bir örüyorum. Şöyle görüntüsü güzel olsun diye bu şekilde yapıyoruz. Bir doladım. İki düz ördüm. Pardon. Bir doladıktan sonra düz örerek ilerliyorum. 7 tane düz olacak. 3, 4, 5, 6, 7. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 düz. Bir dola. 2 düz. Sırayı tamamladım. Bakın. Şöyle göstereyim. Ortada bir sağa doğru 1, 2, 3, 4. artırma sıramızı tamamladık. Ortada 7 tane ilmeğimiz oldu. Şöyle arka yüzde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet. Sırayı tamamladım. Ön yüzdeyim.
Dediğim gibi bakın 1, 2, 3, 4 tane artırma oldu. 5. artırmada tekrar ortadan burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Şöyle 2 ilmeğimi ördükten sonra 1 doladım, 2 ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. 1 doladım, 2 düz ördüm. 2 düz ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. 1 doladım, 1 düz ördüm. 1 doladım, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 düz, 1 doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 düz, 1 dola, 2 düz. Evet, bakın tekrardan ortada bir V oluşturmaya başladık. Kanatlar yana doğru açılacak. Arka yüzü örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, ön yüze geçtim. Modeli pekiştirmek adına bu sırayı da göstereyim istiyorum. Ne yapıyorduk? Kenar ilmekten sonra bir ilmek örüyoruz. Bir doladık. Burası sabit bilirsiniz. Sonra iki ilmek örüyoruz. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. İkisini bir örüyorum. Bir doladım. Yine bakın burada tekrar yeni V şeklinde model açtığımız için bir doladım. 2 ilmek örüyorum ve sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Bir doladım. Ortada 3 düz ilmeğim var. Onları örüyorum. Bu ortadaki 3 ilmek 7 ilmek olunca tekrardan burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 düz. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 tane ördüm. Bir doladım. Kalan 2 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Dediğim gibi bu ortadaki artırmalarım yani ajurlar 4 tane olunca tekrar ortada yani 5. sırasında tekrar bu ortada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bilirsiniz böyle devam ediyor modelimiz. Ben size büyük yaptım onu göstereyim. Evet şöyle göstereyim. Bakın bunu bayağı bir ilerlettim. Gördüğünüz gibi V şeklinde kanatlar yana doğru açılıyor. Ütü yapmadım. Ilık ütü yaparsanız çok hoş, çok güzel olur. Böyle şöyle yerim sarsa. Ya da masa örtüsünü kaldırayım öyle bakın. Evet şöyle bakın bu şekilde. Çok hoş, çok güzel oldu. Renkli batik geçişli, renk geçişli iplerle örerseniz de çok hoş, çok güzel olur diye düşünüyorum. En son boyutun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar ördükten sonra kenarlarına püskül yaparsınız arkadaşlar. Çok yakışır, çok hoş, çok güzel olur. Böyle. Arkası da bu şekilde. Gayet güzel oldu. İpin kalınlığı, şişin kalınlığı çok hoş. Güzel durdu. Dediğim gibi ılık ütü yaparsanız gayet düzgün, harika bir görünüm alacaktır. Böyle. Hatta şöyle kendi ipin üzerine mi tutsaydım? Hava böyle simsiyah bulutlarla kaplandı. Aslında gündüz çekiyorum ama o yüzden şöyle pek rengini belli etmedi. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.